Bu çalışma bilimsel bir çalışma, elbette bilimsel ortamlarda değerlendirilecek ama biz siyasetçiler olarak özellikle kutuplaştırıcı dili burada merkezde, devletin tepesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kuranlar olarak bu soru araştırmanın sonuçları üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe diye bir başlık var değerli arkadaşlarım. Değişik siyasi partileri destekleyen tarafların kendilerine uzak olanlara nasıl baktıklarını gösteriyor. İşte kızını evlendirir misin? %80'i hayır diyor. İş yapar mısın? %80'i hayır diyor. Komşu olur musun? Çocuğunu aynı okula gönderir misin? Kesinlikle gönderemem diyor. Kendisinde ahlaki üstünlük görüyor. İyi bütün meziyetleri kendi taraftarlarına, kötüleri ise diğerlerine, ötekilere yazıyor ve sürekli şekilde ötekileştiriyor değerli arkadaşlarım. Her şeyini ayırmış yani neredeyse alışveriş yaptığı yerleri bile ayıracak. Çok enteresan sonuçlar var. Mesela öteki gördüğüyle ilgili ayrımcılığı normal karşılıyor. Onun bir takım haklar ve özgürlüklerden mahrum edilmesini normal karşılıyor. %50'si kendisinden uzak gördüğü, öteki gördüğü toplum kesiminin telefonlarının dinlenmesini normal karşılıyor. Buna benzer sonuçlar daha evvel yapılan araştırmalarda da vardı değerli arkadaşlarım. Ama bu son araştırmalarda çok daha derinleşmiş durumda. Hangi grubun kimi kimleri nasıl gördüğünü söylemeyeceğim. Ama kimlikler, yaşam tarzları ve siyasi gruplaşmalar, siyasi partiler arasında çok kesin bir ayrılık olduğunu, belli kimliklerin belli yerlerde, belli yaşam tarzlarının belli yerlerde toplandığı, yani kutuplaşmanın kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Müthiş bir dışlanma var. Muhalefet diye bildiğimiz yani AK Parti ve MHP'nin dışındaki kesimler, çünkü MHP de artık kendini iktidar olarak görüyor, dışındaki kesimler müthiş bir ayrımcılıkla karşı karşıya olduklarını söylüyorlar. Algı bu şekilde değerli arkadaşlarım. Toplumun birleştiği iki tane konu var. Bu da çok ibret vericidir. Bu konulardan bir tanesi Avrupa Birliği karşıtlığı, diğeri de Suriyeli mülteci karşıtlığı değerli arkadaşlarım. Çok uzun uzun düşünülmesi gerekli sonuçlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bunu tabii değişik yani toplumun sosyolojisinden, tarihinden gelen bir sürü sebepler var ama esasen bunu siyasetin kendisi yapıyor, merkezde yapıyor ve özellikle de son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Sayın Bahçeli yapıyor. Son zamanlarda muhalefeti, ki 2016'da %50 %50 diye bir şey ortaya çıkmıştır. Şimdi de burada yürüyor siyaset. Bir %50'yi bütünüyle teröre yazma çok vahim bir şeydir değerli arkadaşlarım. Bir ülkenin %50'si eğer teröristse, o diğer milli ve yerli olan %50 bu ülkede kalamaz, duramaz. Bunun farkında değil arkadaşlarımız. Bu genel başkanlar gerçekten bunun farkında değil, ya da farkındalar ama işte kısa şeyli iktidar için bunu derinleştiriyorlar değerli arkadaşlarım. Ne demek? Milli mutabakat yapıyor. Kime karşı milli mutabakat arkadaşlar? Yabancılara karşı mı? Dışarıya karşı mı? Suriye'ye mi? Düşmanlara karşı mı? Hayır. İçeride kendileri gibi olmayanlara karşı milli ve yerli mutabakat. Bütün bunlar da iktidar için yapılıyor ve toplumumuz hızlı bir şekilde parçalanmaya doğru gidiyor. Allah korusun, Suriye olmak, Irak olmak da var.